Ne haber Selim? Hayır! Yani iyiyim. Aa! Selim işin yoksa... Selimciğim! Hayda! Sen nereden çıktın ya? Ya 2 dakika rahat versene. Ya ne zaman baş başa kalsak şıp diye damlayıveriyorsun. Asıl damlayan sensin. Allah Allah! Hem sen Toygar arkadaşın yanına gitsene deminden beri. Yan masada pek mi iyiydiniz ha? Aa, sahi Toygar'ı göremiyorum. Aa, nerelerde? Yoksa dediklerim çıktı mı? Aman Allah'ım, bugün bu kaçıncı? Merhaba, Toygar abi gördünüz mü? Hayır, ama bir mektup görüyorum. Oğlum bak ne görüyor? Bir bakalım. Evet evet, ucu yanmış bir mektup. Aa, bir şey daha görüyorum. Çabuk çabuk kaldırın şu bardağı şuradan, çabuk kaldırın. Evet. Pardon ya, top oynuyorum, top elimden kaçtı. Arkadaşım bir yerinize bir şey olmadı, üstünüze bir şey dökülmedi inşallah. Geldi mi? Hayır. Valla Tuğçe Hanım sağ olsun hemen kaldırttı çay bardağını masanın üstünden. Yoksa Selim haşlanmıştı. Ya. Ama. Ama sen bana inanmıyorsun. Hiçbir şey hissettiği yok. Öyle mi? Atıp tutuyor diyorsun. Sana diyorum. Evet öyle diyordum ama artık demiyorum. Aa resmen beynimden geçenleri okudu ha. Nasıl bir güç bu ya? Bu gücü Yenilmaz'la ne yapılır arkadaşım? Ah müsaadenizle. Çok, çok yoruldum. Tuğçe, ben bir yerlerde okumuştum. Böyle gücü olanlar bu gücünü kullanınca böyle bayılıyorlarmış. Ya Selim, ya numara yapıyor numara. Ya sırf sana yakınlaşmak için artık zırvalama da son noktada. Yok efendim güçleri varmış, yoruluyormuş. Çok gördük biz onları, çok. Ya arkadaşlar yardım edin de revire götürelim. Ay yok, yok Selim. Yardıma gerek yok, ben hafifim. Sen de götürürsün tek başına. Tamam o zaman, sıkı tutun. Gel, yürüyelim şöyle. Gel. Ya Selim, inanmıyorum sana ya. Baksana düpedüz numara yapıyor bu, numara. Ya tamam ama ya değilse? Ya küçük bir ihtimal de olsa doğruysa? Sen hayatta bazı insanların böyle olağanüstü sihirli güçleri olduğuna inanmaz mısın? Ben? Ben inanırım. Hatta bazen yakın çevremdeki insanların böyle sihirli güçleri olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten? Evet. Mesela gerçekten çok isterdim. Neyi? Allah'ım nasıl heyecanlıyım. Şimdi senin sihirli güçlere sahip olmanı isterdim derse şuraya düşüp bayılırım. Tuğçe'nin böyle bir yeteneği olmasını. Tuğçe'nin mi? Düşünsene. Gerçekten insanların gerçek düşünce ve duygularını okuyabiliyor olsa inan bu işime çok yarardı. Çünkü öğrenmeye ihtiyaç duyduğum o kadar çok şey var ki. Ben Tuğçe'yi revire götüreyim. Ne Tuğçe'si ya? Benim, benim. Selim dil çıkardı ya. Bana dil çıkardı. Görmüyor musun? Numara bu, numara. Ayşegül, sana hiç böyle iftiralar atmak yakışıyor mu? Gerçi son zamanlarda sana yakıştıramadığım o kadar çok şey yaptın ki. Buna da inanırım. Selda. Ne? Ne denmez, efendim denir. Ben kılım, istediğim gibi cevap veririm. Ama Selda'cığım seni böyle kimse sevmez ki. Hem ben Ferit'in yanından geliyorum. Adamcağız nerede benim o tatlı, güzel Selda'cığım diye ağlıyor. O yüzden mi beni bu akşam romantik bir yemeğe davet etti? Şundan dolayı, çünkü o senin kıl olmadan önceki halini bilerek davet etmiş. Şimdi olsa hayatta etmem diyor. O yüzden mi zarfın üstüne benim biricik dünyalar kılı sevgilim yazdı? Aa, aman be, al birini vur ötekine. Şıracının sevgilisi bozacı. Üf. Hem zaten benim derdim başka. Bana bak Selda, bu Dilaver'in hötsöt çayının etkisi bir hafta oldu hala geçmedi. Geçmez tabii. Eğer 4 bardaktan fazla içirdiysen geçmez. Kalıcı etkisi var. Ne? Bir tane daha içer misin? Yeter Melda, 4. oldu bu, tamam. Ay olmaz. Bir tane daha iç. Hayatım sağ ol, vallahi yeter yeter. Yok yok, yetmez. Bir tane vallahi ne olur yeter, ısrar etme. Dilaver,
Sırtı sen koy. Yok yok yeter. Haydi. Ama çok içti. Evet. Emin olur hayatım. Alo. Ay yavaş. Ben kılım. İstediğim hızla sarsarım. Yani bak şimdi bu dilaverde hıt söt kalıcı mı? Maalesef. Kurtulmanın hiçbir yolu yok mu? Hmm, aslında var. Ne? 333 kurabiyesi. 333 kurabiyesi mi? Hı hı. Ya iyi de Selda, o biraz yumuşatmaz mı? Hmm, aslında ölçüyü kaçırmazsan yumuşatmaz. Tek çare bu mu? Hı, evet. O zaman başka çare yok. Neymiş ölçü? 3 tane. İyi, ben gidiyorum. Oh, neredeyim ben? Tuğçe. Selim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ben de seni revire götürecektim. Aa, yok yok, gerek yok. Alışayım ben bu duruma. Ne zaman karşı koyamadığım, kontrol edemediğim güçlerim ortaya çıksa hep bu geliyor başıma. Tuğçe, sen ciddi misin yoksa gerçekten Ayşegül'ün dediği gibi dalga mı geçiyorsun? Biliyordum. Senin de diğerleri gibi bana inanmayacağını biliyordum. Ya niye inanmayayım? Keşke gerçek olsa da inansam. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Sor o zaman. Gerçekten mi? Evet. Peki. Ya benim tanıdığım Selim o kadar saf olamaz. Yani Tuğçe'nin rol yaptığını, palavra sıktığını nasıl fark etmez? Ayşegül! Ayşegül! Ya Ceren neredesin sen kaç saatte? Bir edebiyatçının yanına gittin, yoksun. Yokum çünkü şu anda Oscar adayı olmak üzereyim. Ne? Yani bizim edebiyatçı bir ödev vermişti ya, böyle hikayeler yazacaktık. Hani senin bize ajan yaptığın abuk ödev. Benim yazdığım edebiyatçı okumuş, çok beğenmiş. Onun bir sinemacı arkadaşı varmış, onu okutmuş. O da demiş ki, ya bu hikayede böyle sinema tadı var, bunu kısa filme çeksinler demiş. Eğer bunu beğenirlerse festivale gönderecekler. Hadi ya, ciddi misin? Ciddiyim. Şimdi Murat eve kamera almaya gitti. Ben senaristim, Murat görüntü yönetmeni. Senin de yönetmen olmanı istiyorum. Ben mi? İyi de ben değil. Madem sen de bu kadar heveslisin, o zaman hemen anlaştık yani biz. Sen bunu al oku, yarın deneme çekimimiz var oyuncular için. Ama... Ya farkındayım, sen şimdi çok heyecanlandın. Böyle kelimeleri bir araya getiremiyorsun. Ben senin heyecanını dindirmek için birkaç soru sorayım o zaman, tamam mı? Şimdi dünyada en çok batan film hangisi? Titanic. Peki en çok bilinen sessiz film hangisi? Kuzuların Sessizliği. Peki piyasada en çok aranan film hangisi? Neredesin Firuze? Ya. Ay ben çok komiyim ya. Ceren hani bu... Sana bir şey soracağım. Yani senin çekeceğin film de yani böyle esprileri olan komedi bir film mi olacak? Hayır. Psikolojik gerilim. İşte espri diye ben buna derim. Yo, ben çok ciddiyim. O zaman okuyayım. Oku bakalım. Bak şununla başlıyoruz. Kaderin bizi buluşturduğu yerde görüşmek üzere. Kod adı Bertunç. Tam zamanında. Nasıl gidiyor? Her şey planlandığı gibi abi. Selim Tuğçe'nin büyüsüne kapıldı. Beraberce gittiler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.